gel. Bugün bir günümüz size çekeceğiz. Ya bir şey diyeceğim. Bu kadar mı oldu ya? Bu kadar mı oldu? Arkadaşlar bugün yine Amazing Gobi video ile birlikte sizlerleyiz. Bugün Lucy'nin bir günü artı Amerika'da köpek bakmayı çekiyoruz. Lucy'nin sahibi sevgili Alaz İlker'le. Alaz'ın... Bugün Lucy hakkında konuşacağız. Sizlere Amerika'da nasıl köpek sahiplenebilirsiniz, nasıl köpeğinize bakabilirsiniz, bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Artı Lucy'nin de bir gününü çekeceğiz. Parka gideceğiz, köpek şopuna gideceğiz falan filan. Ama önce kahvaltımızı edeceğiz. Mükemmel bir kahvaltı hazırlanmış. Bay Gülşah. Çok teşekkür ederim. Ben kıyafetlerimi... Ya tamam, tamam. Konuşturmuyor beni ama. Yok yok, şaka yaptım. Bak bir şey diyeyim mi? Harika bir kahvaltı ya. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Lucy de bak, ne zaman birisi yemek yese Lucy dibinden ayrılmıyor. Lucy her şeyi yiyor. Her şeyi. Aklınıza ne gelirse. Yemediği bir şey var mı Lucy'nin? Mesela yeşilliklere çok bakmıyor. Ama... Lütfetmiş y***. Bak domatesi şu an yiyecek mi sizce? Bence yiyecek. Come here. Ah. Çok sevmez ama yiyebilir. Vallahi aldı yedi. Lucy büyük bir köpek olduğu için küçük miktarda yiyebiliyor. Ama küçük bir köpeğiniz varsa gerçekten dikkat edin, direkt ishal olabilir. Lucy hakkında konuşacağız. Lucy'yi gezdireceğiz. Ve Amerika'da köpeğin bir gününü size canlı olarak göstereceğiz. Ve hello, Lucy'nin diğer teyzesi. Bir ay önce hatı aldım kendime. Hemen ödemediğim için hattımı kapatmışlar. O yüzden size nakit para indirdim, benim hattımı ödeyelim diye. Şakasın, tamam, tamam öderiz. Benim kredi kartım bile yok. Lucy hakkında ne düşünüyorsun? Çok seviyorum Lucy'yi, çok tatlı. Tüyleri kısaldığı için biraz üzülüyoruz ailecek. Arkadaşlar Lucy'nin tüyleri çok uzundu, böyle kıvır kıvırdı. Ama Alaz bir gün bir geldi eve, Lucy tamamen kestirmiş. Eski halini koyduk Lucy'nin. Hepimiz böyle yürüyorduk, geziyorduk. Lucy de sağ bir vakit bataklığa girmiş. Çamurlara bulanmış falan. Zaten o günden sonra kesmeye gitti. O bataklığın fotoğrafını da şuraya koyabiliriz. Maması Lucy'nin. Koku ne kadardır sence Oğuz? Net bir 60 dolar falan olması lazım. Allah 38 dolar falan. Şaka yapıyorsun. Chicken en sevdiği. Tamam. Hatta evde de tavuk pişirip veriyorum arada. Yani bu mamayı veriyorum ama bazen üstüne peynir, yoğurt, pilav, yiyebileceği şeyler varsa baharatsız, acısız ekliyorum. Bu Diliyormuş paket falan. Ne kadar gidiyor? Bu bayağı 1,5-2 ay gidiyor biliyor musun? Lucy çok büyük bir köpek. Nasıl da mutlu çünkü kim var burada? Pardon bebeğim. 5 ay önce video çektik. Sevildi mi? Abi bayağı sevildi. Surf videosunu bayağı sevdiler. Erman'la arkadaşlar surf yapmaya gitmiştik. İzlemişsinizdir herhalde. Çok güzeldi. Şimdi ikinci sefer snowboard falan filan bir sürü planımız var. Böyle özel bir yemek kabı var. Çünkü kendisi çok iştahlı köpek. Bütün yemeğini silip süpürmesin 2 dakikada diye böyle labirentimsi bir kutuya koyuyorum. Okay. Tüylerine iyi gelen ama çok kokan somon yağı yani sun oil. Bundan biraz sıkalım. Lucy tamam, bunu çok, daha seviyor. Çok seviyor. Evet, bu Lucy'nin böyle şu anda mutlu. Tamam. Topu götürmezsek başkalarının topunu çalıyor yani. Öyle bir özelliği var ve asla bırakmıyor. Böyle tatlısı var. Bir de şöyle bir boynuna taktığım uyarı sistemi var, bip 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 diye. Hani evet, kontrol evet. Dışı davranırsa. Kontrol, bu arada kontrol dışı davranıyor Lucy ama oyun için kontrol dışı davranıyor. Yani diğer köpeklere falan saldırmıyor. Evet, çok, çok iyi niyetli. Ya oyunu bu kadar sevemez biri canlı ya. Lucy. Hazır mısın? Dur. Vay. Güzel kız. Dışarı çıkalım Lucy. Gezmeye gidelim. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Let's go. Lucy'nin en sevdiği alan çimlik burada. Hemen kalkar. Gider çişini yapar. Sonra burada oynarız. Getiriyor böyle bırakıyor. Hadi Lucy. Çok koşan bir köpek. Aşırı enerjisi var. Evet. Yani burada bir 30 kere getir götür yaptırıyorum onu. Anca bir sakinleşiyor yani. Ama zaten yorulması lazım bir. Değil mi? Her gün. Amerika'da bu arada arkadaşlar birçok insanın köpeği var ve çoğu kez bu köpeği alma sebeplerinden birileri yalnız olmaları. Tek sebep değil ama. Senin köpek bölgesi. Bu çimde köpeklerini oynatabiliyorsunuz. Okay. Her sitede böyle değil. Arkadaşlar şuralarda bakın. Köpek pisliği için aynen. Poşetler falan. Bunlar aynı zamanda Marina Del Rey bölgesinde, parklarda her yerde evet. Oluyor yani. Evet. Lucy bak topun burada. Sit. Hem İngilizce hem Türkçe anlıyor arkadaşlar bu arada. Bakın orada poşeti var. Alıyor Lucy'nin pisliğini. Lucy, go! Arkadaşlar Lucy 1 yaşında. Golden Doodle. Golden Retriever ve Poodle karışımı. Alazlar köpeği aldığında bunun bu kadar büyüyeceğini bilmiyormuş. Evet.
iyi diyorum size dediler de şimdi köpeğin X'i var, X'i de var. Evet. Hani medium'a denk geliyor, onu da tam söylemediler. Yani küçük poodle diye falan alıyorlar. Bir baktılar büyüdükçe büyümüş köpek. Şöyle bir şey oldu, bak gölgede dinleniyor. Alaz'ın burada yaşamaktan mutlu olmasının bir sebebi de köpek hakkında hiç sorun çıkartmamaları. Gerçekten köpek hakkında çoğu yerde sorun çıkartıyorlar. Service dog ise, yani servis köpeği ise şey diyemiyorlar kural olarak. Ama servis köpeği değilse bazı evler köpek istemiyor. Hatta bunu belirtiyorlar. No animal falan diye. Ama service dogsa, yani service dog ne demek? Atıyorum psikolojik sebepleriniz, psikolojiniz çok iyi değil diye köpek aldınız. Ya da hani şeyler falan arkadaş da oluyor. Arkadaş edinemiyorum. Görme engelli insanlar mesela köpek alıyor ya. Onlar hep service dog diye geçiyor. Ama ayrıyeten psikolojik kısmından da service dog kimliğini alabiliyorsunuz. Ve service doglar Amerika'da her yere hani köpeklerin yasak olduğu yere bile girebiliyor kurallar. Uçağa da binebiliyor. Evet. Kimse de sorgulayamıyor. Bunlar da parası ne oluyor? Ayda 75 dolar ekstra parası. Evet. Nereden istersen oradan mı? Gelince de kar diyorsun. Hadi demeden de zaten demeden de kapıyı görünce. Evet. Şimdi Alaz, sana birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi burada yaşayıp da almak isteyen çok insan var. Türk olarak gelip de almak isteyenler var. Ama ben köpek aldım. Evi falan hallettim. Evde okey. Aylık masrafı genel olarak ne kadara patlıyor sana? Mesela veteriner dahil yemeği, içmesi, ne bileyim oyuncağıydı falan filan, ortalama ne kadar? Valla ilk başlarda ayda 500 bin dolar arasıydı. Çünkü Lucy'yi ben 2 aylıkken aldım. Tüm aşılarını ben yaptırdım. Bir sürü aşıdan 3'er doz olduğu için ayda 400 dolar sadece aşılara veriyordum. Ondan sonra veterinere gitmemiz gereken durumlar küçükken yine daha fazlaydı. Çünkü ne yaptığını bilmiyordu. Tuhaf şeyler yiyip mantar falan yiyip, yerde çimlerde pislikler falan bir şeyler yiyip zehirlenebiliyordu. Her hastalandığında normalde 150-200 dolar bir masraf çıkıyor onun tahlilleri falan. Ama ben bir sigorta yaptırma kararı aldım. Aylık 80 dolar veriyorum ve veteriner faturamın %90'ını sigorta karşılıyor. Yani önce ben ödüyorum, sonra sigortalığına geliyorum. Köpeğe de sigorta ödüyorsun yani. Evet. 80 dolar sigorta. 75 dolar ev kirasına ek bir para ödüyorum. Bir de sigortası olunca sen sürekli veterinere götürüyorsun. Geçen kustu. Tak veterinere götürdün. Ne bileyim bir şey oldu. Tak veterinere götürüyorsun. Çok iyi bir şey. Acilleri de var bunun. Acil hastaneleri var. Bir de sürekli gittiği bir klinik var. Mesela düzenli kontrol için işte 6 ayda bir falan. 50 dolara bir parazit aşısı var böyle hap şeklinde. Yani 75, 80, 60. Maması da aylık 60 falan. Bunun dışında evde bir takım şeylere zarar veriyor. Mesela şapka, çorap bir şeyler mutlaka kemiriyor. O da bir takım masraf olarak düşünebilirsiniz. Çünkü papi olduğu için bunlar olacak yani. Sürekli oyun, sürekli bir şey kemireyim, parçalayayım. Peki sigortasını ne kadar ödüyorsun? Şu an 80 dolar ama en kapsamlısı. Yani 10 dolara da var. Mesela 10 dolar olunca %50'sini ödüyorsun kasada. 90 olunca, 80 gibi daha pahalı olunca %90'ını karşı. Nereye gitsen ya da bir yere gittin, gece geç kaldın, onu yaptın, bunu yaptın. Hep Lucy aklında. Aa, Lucy var. Lucy'nin yemeğini koyayım. Evde de kimse yoksa hep sürekli kafanın bir köşesinde Lucy var değil mi? Zaten Lucy çok arkadaş canlısı bir köpek. Kalabalık ortam çok seviyor. Başka köpeklerle görüşmeye çok ihtiyacı olan bir köpek yani. O sosyalliğini karşılamadığında evde bir şeyler kemiriyor falan. Depresyona giriyor. O yüzden ben Lucy'nin böyle ortamlara girmesini seviyorum. Yanımda da götürüyorum. Herkes böyle bir köpek sahibi olmak zorunda değil. O sosyal, bütün bir uyuyan, küçük olan bir sürü değişik. Yani her köpeğin başka bir yaşam tarzı ihtiyacı oluyor. Tasmasız tabii gezdirmiyorsun çok dışarı. Ama ben yollara atlama riski olduğu için tasmasıyla tabii gezdiriyorum. Ama bir kere mesela dün Marina'da yürüyüşe gittik. İki kişi olunca bizi takip etme eğilimi oluyor. Lucy'nin parkına hoş geldin. Let's go. Evet arkadaşlar, bugün Lucy'nin bir gününü sizlere gösteriyoruz. Canım Lucy. Evet, şimdi burası büyük köpek parkı. Solda da küçük köpek parkı var. Aa, başka köpekler de var. Evet. Lucy arkadaşların var orada. Parkını hatırladı, bak nasıl koşuyor. Aferin. Burada bak ne yazıyor? Large dog area. Büyük köpek alanı. Bir sahip maksimum 3 köpekle gelebilir diye de düşmüşler ve buradan şikayet hattı da var. Böyle 2 aşamalı kapıyla giriliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Herkes Lucy'yi bekliyor. Ay, Lucy's here. Get in Lucy. Hi. Hi. How are you doing? Hello. Ya bakın. Bir araya geldi. Çok iyi ya. Arkadaşlar bakın, Lucy ile aynı türdeymiş cinste. Bu da Lucy. That's my girl. Bak herkes peşinden koşturuyor, görüyor musun? Fırlama. Bir şey daha soracaktım sana Alan. Uzun süreçli tatile gideceksin. Birkaç hafta, belki bir ay falan. Lucy'yi de götürmen mümkün değil. Burada bunun babysittingleri de var dedi. Evet. Köpek otelleri ya da. Birincisi götürmen mümkün. Amerika
içi bir tatilde köpeği kabul eden konaklama bulmak çok zor değil. Ama bunun bazı handikapları oluyor. Mesela 3 günlük gittiğim bir tatilde Lucy oraya adaptasyon zorluğu yaşadığı için depresyona giriyor, hastalanıyor. Döndüğümüzde daha pahalı yapalım. Dolayısıyla onu bakıcıya bırakmak daha mantıklı. Bakıcı fiyatları da Rover diye bir uygulama var. Buradan tecrübeli. Bu uygulamada arkadaşlar girerseniz Alaz 01 koyuyor. Lucy'ye mesela günlük 10 saate kadar bakıma yaklaşık 40-50 dolar alıyor. Gecelik bakıma da 100 dolar alıyor. Ama 3 kere köpek parkına gidiyorlar. Güzel evet. Training de yaptı. Lucy bayağı bir şeyler öğretti. Kıza çok tatlıymış ya. Alaz aklıma bir fikir geldi. Bunları çiftleştirsek mi? Bir de sırlaştırdım ben. Ben yine Marina'daki falan en bilinen hastanelerden birine gittiğim için 750 dolar falan tuttu. Hastanede kısırlaştırma ameliyatı. Evet, sabah bıraktım. Anladım. Öğleden sonra aldım. Evde kaldı yani. Şu şey değil mi bak, bunun filmi vardı. Bu o filmde arkadaşlar biliyorsunuzdur belki, filmi vardı Beethoven. Bu köpek arkadaşlar o filmde oynayan köpekmiş. Helal be, işte bu. Çok heyecanlı. Vay, çok iyi. Ben de yaptırabilir miyim? Down, paw, other paw. Good girl. Spin. No, wait, wait. Slow, slow, slow. Spin, 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 spin. Lucy, evet, evet. Çok iyisin kızım. Lucy, what a time. Hadi iç bakalım. Beethoven, görüşürüz. Burada da arkadaşlar small dog area diyor. Gördüğünüz gibi küçük köpek alanı, büyük köpek alanı, çocuk park alanı. Şu anda Lucy'yi Petco'ya getirdik. Arkadaşlar Petco hayvanlar için her şey olan bir yer. Pet shop diye de düşünebilirsiniz aslında ama böyle bir franchising her yerde var. Amerika'nın her yerinde var. Hayvanlarla ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın şurada köpekleri yıkıyorlar. Dobromat diye bir şey var. Hani Landromat, Dobromat. Mesela 15 dolar veriyorsunuz. Bu tesisi siz yarım saatte kullanabiliyorsunuz. Aa, okey. Evet, burası da işte açık bir center. Donut. Okey, bunda alabiliyor musun direkt? Alıp evet. Verebiliyor musun? Bundan ben bile yerim. Görünüşüne bakar mısın? Oreo gibi. Arkadaşlar her şey var. Gördüğünüz gibi her şey. Tasmalar, oyuncaklar, büyük köpekler için, küçük köpekler için. Ay, böyle şeyi çok seviyor. Taslar, kedi kumları falan filan da derken her şey mevcut. Araba için çantalar, küçük köpek, büyük köpek, pet. Köpek için bakın. Burada büyük köpek yatakları. Lucy hadi beğen. Ne istiyorsun? Beğen seç. Şimdi ister. Seç bakalım, beğendin mi? Kaliforniya'da köpek satışı yasak arkadaşlar. Pet shop'ta falan satamıyorlar. Ama Arizona'ya gittiğimizde, ben Arizona'dayken bir pet shop'a girdim. Envai çeşit köpek var arkadaşlar. Her çeşitten köpek. Arizona'da çünkü satabiliyorlar. Bunun satışını yapabiliyorlar. Ama Kaliforniya'da köpek satışı yasak. Barınaklardan filan alabiliyorlar. Ama barınaktan köpek almak için de arkadaşlar o kadar çok şey gerekiyor ki. Geliriniz, background check. Amerikan vatandaşı olma kriteri olan yerler bile var. Sonra evinizle ilgili çok soru var. Mesela evde kimler bulunuyor? Herkesin background check'i yapılıyor. Arkadaşlar o kadar güzel şeyler var ki. Ziyafet çektirmek. Aynen öyle. Ama sürekli de bundan vermiyorsun tabii. Sam, yazları giyer. Çok tatlı. Say hi Lucy, aferin. Böyle arkadaşça ol, bizim gibi. Thank you, bye bye. Evet arkadaşlar, buradan da çıkıyoruz yavaş yavaş. Şimdi bunu giyeceksin. Maşallah, ne güzellik ya. Lucy. Biraz şaşırdı yalnız. Gel bakayım yürü, bir görsünüz. Ooo, şuna bakın. Lucy, o zaman bir in your paw. Thank you Lucy. Afiyet olsun Lucy'ko. Ya kıyamam, bakar mısın ya? Nasıl güzel duruyor. Şu an veterinerini gösterdim. Bir şey soracağım. Şimdi insanlar en çok bunu görüyorum ben. Bana da çok soran oluyor. Ama maalesef ki çok bilgim yok. Buradan Türkiye'ye götürürken köpek ya da Türkiye'den getirirken aşamaları biliyor musun? Buradan götürürken bir kere Amerikalı olarak uçağa biniyorsun. Amerika'dan bindiğin için burada da yeşil kartın falan olduğunu varsayıyorum. Servis dog falan, onların hepsi var. Sorun yaşamıyorlar. Hatta yolcu kabinine alıyor bazı uçaklar. Türkiye'den getirirken Türkiye kuralları geçerli. Türkiye'deki veterinerinize sorup detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar burası da Lucy'nin hastanesi, veterineri. Randevunuz var, buraya park ettiniz. Diyorsun 2 numaraya park ettim. İçeri girdiğinde hemen birisi seninle ilgileniyor böyle hiç beklemeden. Aha. Köpeği içeri alıyorlar, orada işlem yapıp geri geçiyorlar. Yani siz sadece kasadaki sekreterlerle falan konuşup ödemeyi yapıyorsunuz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Alaz'la birlikteydik. Alaz ve Lucy. Lucy'nin
bir gününü çektik ve Amerika'da köpek bakmak hakkında size bilgiler verdik. Alazlar'ın da bir kanalı var arkadaşlar, evet. YouTube. Ona da abone olabilirsiniz. Çok tatlı bir kanalları var. Amerika'da iki Türk kızı. Ben yine onu koyarım yorumlara. Tıklarsınız da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bence çok güzel bir video çektik. Alaz, teşekkür ederim bugün bana katıldığın için. Lucy, thank you so much. Say hi. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenin, beğendiyseniz kanala abone olun. Instagram'dan takip edin. Sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Alaz? Yok, bizim kanala da bekliyoruz. Lucy ile ilgili videolar biz de çekeceğiz. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hadi bye bye.